Köyümüze geldiğimizde gerek köyümüzde yetişen doğal şifalı bitkilerden, gerekse şifalı doğal meyvelerden sizlere bahsediyoruz. Bugün de mancar eriği dediğimiz dağ eriği, pestil amaçlı dağ eriği toplamaya geldiğimizde güvem eriği ile karşılaştık. Bizim buralarda yöresel olaraktan Gövermek'ten geldiği için bu eriğe vermiş olduğumuz isim güvem eriği şeklinde geçer arkadaşlar. Güvem eriği yörelere göre farklı isimlerle anılabiliyor. Kuş eriği, çakal eriği, yaban eriği gibi isimler alıyor arkadaşlar. Güvem eriği genel itibariyle çalılık, ormanlık alanlarda yetişiyor. Çok yıllık çalılık bitkilerdir arkadaşlar. Dikensi bitkilerdir. Toplarken biraz dikkat etmeniz lazım. Dalları dikenli olduğu için elinizi çizebilir. Genel itibariyle ben toplarken eldiven kullanıyorum arkadaşlar. Gülgiller ailesine ait olan bir meyve. Meyve rengi genelde mavimsi, morumsudur. Soğuğa dayanıklı bir meyve arkadaşlar bu. Krem beyaz renkte çiçekleri oluyor arkadaşlar. Bu çiçekler genel itibariyle yapraklardan önce açıyor. Böyle bir özelliği var. Yapraklar daha çıkmadan güvem eriğinin çiçekleri açıyor. Yani bu ne zamana tekabül ediyor? Mayıs'la Haziran aylarında çiçekleri açıyor. Daha sonraki süreçte Eylül-Ekim dönemlerinde meyveler toplanacak seviyeye geliyor. Genelde sonbahar döneminde kısaca meyveleri olgunlaşıyor bu görmüş olduğunuz güvemin. Faydalarına geldiğimizde güvem eriğinin en büyük faydalarından bir tanesi yüksek oranda içerisinde antikanserojen madde içerdiğinden ötürü ailesinde kanser tedavisi gören, bilhassa meme kanserine karşı çok iyi geldiği söyleniyor. Ailesinde kanser olan kişilere kendilerine kanser olmasa bile bu meyveyi tüketmeleri faydalı şeklinde tavsiye ediliyor. Onun dışında bilhassa çay şeklinde tüketildiğinde kandaki tüm toksin ve yağları temizleme özelliği var. Anti diyabetik özelliğinden kaynaklı şeker hastaları için çok önerilen bir meyve. Antioksidan özelliği çok fazla olduğundan kaynaklı içerisinde kanser hücrelerini de engellediği, ilerlemeyi durdurduğundan bahsediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve arkadaşlar. Doğal bir meyve, ishale karşı etkili, mide ve bağırsaktaki gazları giderici etkiye sahip olduğu söyleniyor. Spazm engelleyici özelliğinin olduğundan bahsediliyor. Terlemeyi artırıcı etkisinin olduğundan bahsediliyor. İdrar söktürücü özelliğinin olduğundan bahsediliyor. Ateş düşürücü etkisinin olduğundan bahsediliyor. Kabızlık giderici etkisi vardır. Sindirim sistemini düzenler arkadaşlar. İlginç olanı şu, hem ishali engellediği gibi hem de kabızlığı giderip sindirim sistemini düzenleme etkisi var arkadaşlar. Ve bu saymış olduğumuz özelliklerin çoğunda ilacı yapılmış durumda. Bu ilaçları da hastalar tarafından kullanılıyor arkadaşlar. Mide uyarıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği var dedik arkadaşlar. Kansızlığa iyi geldiğinden bahsediliyor. Kalp hastalarına iyi geldiğinden bahsediliyor. Egzama, astım, bronşite iyi geldiğinden bahsediliyor. İştahsızlığa iyi geldiği gibi faydalar var. Yağ yakımına iyi geldiği için zayıflamak isteyenler için de doğal bir çözüm olaraktan tavsiye ediliyor. Antimikrobiyal özelliği var. Bu da mesane ve böbrek sağlığının koruma özelliğine sebebiyet veriyor. Taş ve kum oluşumunun önüne geçtiği gibi bağırsak tedavisinde de etkili. Bağırsak tedavisinde de gerek sürülerek gerekse çayı içilerek uygulanıp bu bağırsak memelerindeki iltihabı azaltıyor. Yeni oluşumlar olacaksa da onları engelleyen bir özelliğe sahip arkadaşlar. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu güven meyvemizin ödem söktürücü özelliği vardır arkadaşlar. C vitamini deposu olan bir meyve. Çiçekleri solunum yolu tedavisinde genel itibariyle kullanılan bir meyve arkadaşlar. Yani solunum yolu tedavisinde çiçekleri çay olaraktan kullanılıyor. Kurt dökücü bir özelliğe sahip. Romatizma ve gut ağrılarını azaltan bir özelliğe sahip. Ağız ve boğaz iltihaplarına iyi gelen bir özelliği var. Gribe iyi gelen bir özelliği var. Anlatmış olduğum özelliklerin içerisinde en fazla dikkatimizi çekenler
Bu meyvenin antikanserojen olması, antioksidan olması, antimikrobiyal olması, antidiyabetik olması, C vitamini deposu olması. Hangi sektörlerde kullanılıyor? Ondan da bahsedelim. Genelde mürekkep sanayi, boya sanayi gibi cilt bakım ürünlerinde, ilaç sektörlerinde, meyve suyu, marmelat, reçel, bu tarz sanayi, gıda sanayilerinde de bu görmüş olduğunuz, toplamış olduğumuz güvemeriği kullanılıyor arkadaşlar. Güvemeri hem kendi meyvesi hem de çiçek dönemindeyken çiçek şeklinde toplanıp çiçekleri kurutulup çay şeklinde de tüketilebilen bir meyve. Eriyen kendisi de, güvemin kendisi de arkadaşlar normal itibariyle hem kurutularak tüketildiği gibi hem de taze bir şekilde tüketilebiliyor. Taze bir şekilde çok fazla muhafazası uzun süre gitmediğinden kaynaklı da bunu kurutaraktan ilerleyen aylarda çay şeklinde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir güzelliği, böyle de bir özelliği mevcut. Marmelat, reçel, meyve suyu şeklinde de tüketilebiliyor. Bunda dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bu meyve tüketilirken kronik hastalar dahil olmak üzere her meyve ve bitki videolarımızda bahsettiğimiz gibi kronik hastalarımız bu meyveyi sürekli tüketmek istediklerinde birincisi doktorlarına kesinlikle başvurmaları, doktorlarının tavsiyelerine uymaları gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. İkincisi ise bu meyve çok tüketildiğinde solunum yetmezliği gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince gerek doğa gerekse bildiğimiz konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolardan ilk sizler haberdar olabilmeniz için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Doğada kalmanız dileğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.